metre bir kazı yaptık. Temel derinliğimiz 7 metre. Başlarında işe başladık. Rasması ve dez rasması yapıldı. Muhtes olan çimilerimizde temizlik yapıldı. Orijinal çimilerimizde. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli medreselerinden, eğitim kurumlarının birinin önünde duruyoruz. İnce Minareli Medrese. İnce Minareli Medrese 1258 ile 1279 arasında yapılan bir medresemiz. Böyle bizim dini ilimlerin, astronominin, fizik ilimlerinin ve tıp bilimlerinin okutulduğu bir medreseden bahsediyoruz. Bu medresemizin banisi Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'dir. Mimari Koruk Bin'dir. Bu medresemizdeki en önemlisi taç kapısı. Taç kapısındaki motifler benzeri yok. Anadolu'da da benzeri yok. İslam coğrafyasında da benzeri yok. Adını da İnce Minareli Medrese adını da şuradan almaktadır. Mescidinin minaresi uzun ve çift şerefeli uzun bir tuğladan yapılmış medrese. Minaresi vardır. Minare 1901 yılında bir yıldırım çarpması sonucu yıkılmıştır. Bu restorasyon çalışmaları içerisinde de bu minare ile ilgili de gerekli araştırmaları yapıyoruz. Statik hesaplarını yapıyoruz. Zemin hesaplarını yapıyoruz. Yapılması yönünde de bir tasarruf kullanacak mıyız? O sonuçlara göre bir değerlendirme yapacağız. Önemli çünkü. Tabii ki. Şimdi yapılan restorasyonlarla ilgili de biraz kısa bir bilgi vereyim. 2004 başında biz restorasyona başladık. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından sözleşme imzaladıktan sonra bir bilim kurulu kuruldu buraya. Bilim kurulunun destekleriyle biz bu restorasyonumuzu yönlendiriyoruz, devam ettiriyoruz. Projelerimizi revize ettik. Zeminle ilgili yapıdaki yapısal sıkıntıların hepsini, gerekli araştırmalarını yaptık. İç kısımdaki çinilerle ilgili ne kadar muhtes elemanlar varsa duvarlarda ve çinilerde. Bunların hepsini kaldırdık. Çimento katkılı, metal katkılı ne varsa. Raspalarını yaparak uzaklaştırdık. Dış kısımda da temel kazılarına yönelik, temel boyutlarının durumunu görmek için kazıları da sonuçlandırdık. Bütün verileri topladık. Şu anda verilerimiz hazır. Uygulamaya yönelik de projemiz de hazır. Çok yakında bütün imalatlara hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu eserimiz de böyle bir yıl içerisinde inşallah Konya'mıza yeniden bir müze olarak kazandıracağız inşallah. 2025 sonu. Evet, evet, öyle planlıyoruz.